Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Launchcoin'de genel fiyat tahminlerini değerlendirdiğimiz bir video olacaktır arkadaşlar. Şimdi diyor ki Terra Classic fiyat tahmini 2023 yılı Launch yakında 3,05 dolara ulaşacak. Bakalım. Şimdi ne diyor? 2023 için Boğa Launch fiyat tahmini 3,02 ile 33,7 arasındadır. Ne diyor? Launch fiyatı da yakında 3,05'e ulaşabilir. İlk olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir, evet, 3,02'ler oldukça önemli noktalardır. Zamanında buralar denenmiştir fakat başarılı olmamıştır. Ancak burada artık ilk olarak 3,016'ları geçmesi gerekecektir Launch'un. Tabii 12 Nisan tarihindeki enflasyon verisinin açıklanması bu hususta beklenen şu an için hiç değilse ana katalizör olmasını bekliyoruz. Tabii veriler beklenti doğrultusunda gelirse %6'nın altında diyebiliriz. Bununla birlikte 3.016 civarlarını yoklayabilecek bir launch senaryosuyla karşı karşıya kalınabilecektir. Şu anki 3.012'lerden daha çok toplamak icap eder. Tabii 16'ların kırılımı 3.02'lerle boğuşan bir launch devamında daha yukarı fiyatları yoklayabileceği anlamı taşıyacaktır arkadaşlar. Devam edelim şöyle. Terra Classic nedir? Ya bu kısma tabii artık çok fazla girmiyorum. Gün içinde de bunu değerlendirdik. Zamanında biliyorsunuz çöküş yaşamıştır. Devamında yeniden bir markalaşmaya gitmiştir. 62. sırada rankı yer alıyor. Ekibin bildiğiniz üzere yeniden rank 10 şeyi var. Yani genel olarak rank 10 hedefi var arkadaşlar. Ama bu da kolay değildir. Çünkü rakipleri de arkadaşlar bir o kadar güçlü Launch'un. En nihayetinde çok fazla ve güçlü rakibi var. Bakınız mesela Shiba gibi ya da gibi gibi daha da çok fazla var. Şimdi burada Launch'un olası bir talep alması halinde tabii rakiplerinin de eli armut toplamıyor tabiri caizse. O yüzden olası bir talebin Launch'a girmesi lazım. Bunun için de yeni haberler gerekecektir. Hiç değilse şu an içerideki yatırımcıyı koruyabilmek, bunu içeride tutabilmek için yeni haberler gerekiyor arkadaşlar. Burada direnç seviyelerini veriyor. 3.02'nin dahi aslında aşımı zor olacaktır. İçsel bir Launch döngüsüne bırakıldığında bile 3.02'lerin kırılması aylarca sürebilir arkadaşlar. Tabii bunun bir kalkışla karşımıza gelmesi için ne gerekiyor? Bir, Bitcoin'in yükseldiği bir senaryo istiyoruz ki zaten bu etap orta vadede bekliyoruz. Bu olurken ekibin pozitif haberler vermesi gerekiyor. İşte pozitif haberler kısmında ve yatırımcıyı çekme hususunda arkadaşlar sıkıntı yaşadığını görebiliyoruz, değil mi? Şimdi bir diğer destek seviyesi, bakın destek seviyelerini veriyor. Evet, 12'ler çok doğru. Nitekim 12'lere yaklaştıkça toplanabilir iyi bir alım noktasıdır. Destek 2 diyor ve 4.08'leri veriyor. Evet, 4.08'ler çok güçlü bir destek noktasıdır ama artık ben mevzu bahis olduğunu düşünmüyorum. 12'lerin kırılımını da beklemiyorum ama kırılırsa düz 3.01 fiyatları Launch'u tutmaya yetecektir ve büyük bir alım fırsatı devamında nitekim oluşturacaktır arkadaşlar. Ne yapıyor? İşte ADX'i falan filan buralara çok fazla girmeyeceğim. Şimdi 2024 ve 30'a kadar fiyat tahminlerinde bulunuyor. 2024'e kadar 3.08 dolara ulaşabilir. Tabi bu BTC tarafında bir boğa dalgası başlayacağı için 3.08'ler, 3.08 dolarlar ideal diyebilirim ama katalizörler düşük kalırsa arkadaşlar buralara kadar gelemeyebilir. Haberiniz olsun. Ekip burada haber vermekte zorlanırsa ve rötarlı kalırsa işler sıkıntıya binecektir. Bunu söylemek lazım. Bir diğer mesele 2025. 2025 yılı Launch'da manuel yakım, trilyonluk yakım beklediğimiz bir yıl olacaktır arkadaşlar. Ve tabii ki bu olduğu takdirde Launch'daki yükselişin devamını da alabileceğiz. Ancak bunun hangi noktaya evrileceği henüz bilmek zor. 2.01'lerin üzerinde olacağını ben muhakkak düşünüyorum diyebilirim ve hafif kaldığı kanaatindeyim. Şimdi 2026-27 yıllarında yükseliş bekliyor ama bu şekilde değil tabii ki işler.
ayı döngüsü gireceği için 2026 ve 27 yılları arasında bu süreçte Lunge'un düşüşünü seyredebiliriz. Tabii 2026-27'ye kadar Lunge diye bir kripto para kalırsa o da ayrı. Şimdi bu boğa sezonu çok riskli arkadaşlar. Yani talep Lunge'dan çekilebilir. Bakın bunu da gerçekçi olmak lazım biraz yani. Lunge boğa sezonunda bir türlü hareket edemezse ki tekrar ediyorum bu da ekibin vereceği haberlere göre bu işte şekillenecektir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Sermaye konusunda. 2028 sıfırın ya artık tabii 2028, 29, işte 2030. Buralar hakkında hep söylüyorum. Konuşmanın bir anlamı yok. 2030'da 0,2 dolar gibi fiyatları göreceğini iddia ediyor ama dediğim gibi bu zaten ilk düşüşle birlikte biliyorsunuz 6 tane sıfırı vardı. Burayı görürse 5 sıfır atım anlamı taşıyacaktır. O yüzden arkadaşlar önemli bir yani iddialı bir tahmin olacaktır. Bunun olabilmesi için iki seçenek var. Ya USDC'yi sabitleyecekler. Tabii ya da Launchcoin tarafında çok yüklü manuel yakımlar yapacaklar ve büyük bir talep çekecekler. Bunun için de bu boğa sezonu her zaman söylüyorum çok 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 önemli. Şimdiye kadar Lunge iyi gitmedi. Açık konuşmak lazım. Ekip denemeler yapmasına rağmen Lunge'u yukarı yönlü hareket ettiremedi. Bundan sonra ettiremeyecekler anlamı taşımayacaktır arkadaşlar bu. Fakat hiç değilse şimdiye kadar katalizörlerin çalışmadığını gördük. O yüzden önceki videolarda da yine bir sitede belirtildiği üzere çok önemli bir husustur. Lunge'a her zaman bakın her zaman kaybetmeyi göze alabileceğiniz bir meblağı sermaye olarak girmenizi ben tavsiye ederim arkadaşlar. Nereden satın alalım? Ya pek çok yerde var. Binance, işte KuCoin, OKEX pek çok yerde de var arkadaşlar. Tabii daha çok ABD kökenli yerlerde yok. Terra Classic yakında yeni bir ATH'e ulaşacak mı? Çok spekülatif. Dediğim gibi ekibe kalmış bir mesele olacaktır. Eğer ekip ekstra ve güzel haberler veremezse daha çok Bitcoin ile birlikte yürüyecektir. Bu süreç içerisinde biraz zor. Terra Classic'in mevcut tüm zamanların en yüksek seviyesi nedir? Evet, 5 Nisan'daki 119,18 dolar. Devamında 2023 için iyi bir yatırım mı? Duruma göre değişir. Düşük sermaye ile girilirse iyi olarak adledilebilir arkadaşlar. Çünkü riski fazla. Lunge 3,05 dolara ulaşabilir. 2023'te şey olmasa bile yani burada ekip katalizör belirtmese bile ulaşabileceğini düşünüyorum. Ama ATH'a kadar gitmeyecektir. Devamı hep yani konuştuğumuz şeyler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.